Değerli Habertürk.com izleyicileri, hoş geldiniz. Cumhuriyetimizin 100. yılını kutluyoruz ve Cumhuriyet'in 100 yılını konuşacağız bugün. Bu konuyu bize en güzel anlatacak kişiyle, isimle birlikteyiz. Sevgili Murat Bardakçı. Murat abi, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Yani yakışan konuk, 100 yaşında mıyım ben? Yok, Cumhuriyet 100 yaşında. Giriş siz o 100 yaşı bize en güzel anlatırsınız diye. Teşekkür ederim o zaman. Herhalde sizden daha güzel kim anlatacak? Vardır şekerim, olmaz olur mu? Olur mu? Olmaz, var olmaz mıdır? Benim için sizsiniz. Neden? Çünkü... O teveccühünüz. Yo, rica ederim. Dışarıda konuştuğumuz bir şey vardı. Bir belge yayınladınız siz. 2017 mi? Yıkılış Kuruluş kitabında. Yılı unuttum ama. 2017 diye hatırlıyorum kitabın. Daha getirdim, kuruluş belgesi diyorsun. Kuruluş belgesi. Ya buna çok takıldım Murat abi. Direkt böyle hemen bundan girelim diye. Sonra yavaş yavaş Cumhuriyet'in şeyini anlatırız. Ya 96 yıl bu belge. Bu belge 96 yıl Murat abi. Kimsenin aklına gelmemiş mi ya bu belge nerede? Cumhuriyet'in kuruluşu yazılı bir yere kaydedildi mi? İlk ne yazıldı o belgede? Kimin imzası var? Kimse hayır, bakmamış yazılı mı? Yazılı değil. Mesela Cumhuriyet nasıl kuruldu? Hı hı. Yani ilan Cumhuriyet'in kurulma şekli nasıl oldu? Yoksa tabii ki yazılır. Yok, bir belgeden bahsediyorum ben. Bu belge o. İşte o belgeyi söylüyorum. Yani hiç 96 yıl bunu, ya bu kadar inkılap tarihi kürsüsü var. Üniversitede i̇nkılap araştır. Değil mi? İnkılap. 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 Onu da öğrendim. Peki bunu hiç kimse araştırmamış mı, soruşturmamış mı? Ya 96 yıl sonra siz yayınlıyorsunuz bunu. Yok, ben şimdi hep duyuyoruz ya işte arkadaşlar, yarın Cumhuriyet ilan ediyoruz. Edilir şey yapıldı değil de nasıl edildi? Çıkıp mecliste Türkiye Cumhuriyet oldu demediler. Nasıl yapıldı dedim, merak ettim. Epey aradım ama söyleyeyim. Hı hı. Meclisten çıktı. Meclis arşivlerinden. Meclis arşivlerinden. Bir anayasa değişikliğiyle. Değişikliği biliyoruz, yapılan değişikliği. Fakat metni görmemiştik. Bu şurada işte anlatıyor, birinci madde. Hakimiyet bir kadişat milletindir. Falan. Şu sona maddenin sonuna bir cümle ilave etmişler. Türkiye Devleti'nin şekli hükümeti cumhuriyettir. Bu. İşte o İran an. Belgesi bu. Evet. Gözüküyor mu oradan? Gözüküyor. Ha, şöyle bu. Biraz daha şurası. Çevirsek. Hı-hı. Türkiye Devleti'nin şekli hükümeti cumhuriyettir. Şurası. Bu belgeyi Murat abi şöyle. O belgenin söyleyeyim. Ben devamını da buldum. Biliyor musun? Bunu yayınlamadım daha. Öyle mi? Bahsetmediniz. Şimdi Cumhuriyet'in ilanına karar verirler. Hı hı. Ne yapacaklar? Anayasa değişikliğiyle yapılacak. Komisyona gitmiş 29 Ekim sabahı günü. Yani Teşkilat-ı Esasiye şeyin Anayasa Komisyonu'na gitmiş. Bunlar da komisyon raporları. Yani daha doğrusu Cumhuriyet olmasına karar veriyor komisyon. İşte imzalar şeyler. Biliyor musun, burada Cumhuriyet'in kurucu kuruluş belgesindeki yani kararındaki imza sahiplerinden biri 1960'da idama mahkum oldu 61'de. İhtilalden sonra. Refik Koraltan. O ihtilal değil, o darbe o. Darbe, pardon. Refik Koraltan meclis reisi. Cumhuriyet'in kuruluş belgesinde imzası olan ki... Konya milletvekili. Aa. Konya mebusu Refik Koraltan. Yani şunlar bütün şey belgeleridir. Yani o komisyonun raporlarıdır. Ve komisyondan kabul ediliyor... Meclise geliyor, odan işte bakanlar kuruluna şuraya buraya yazılan yazılar. Ama anayasa değişikliği bu. Yani kuruluş belgesi budur. Tekrar bakayım. Türkiye Devleti'nin şekli hükümeti cumhuriyettir. Murat abi, bu kuruluş belgesi diyorsunuz ya, bunu ilk şey yaptığımdan beri kafamda dönüyor. Mesela biz ne biliyoruz, hiç alakamız olmamasına rağmen... Amerika'nın bağımsızlık bildirgesi işte böyle çerçevelerde saklanıyor, filmler yapılıyor, roman. Bu bizim kuruluş belgemizin... İlk baskıları yüz binlerce dolara satılıyor, baskısı düşün. Yani kabulünden sonra baskı yapmışlar. Kalıp almışlar, basmışlar. Geçenlerde satıldı biri dünyanın parasına. Adam şey yapıyor, biz... Bizim belgemiz işte yok. 96 yıl kimse arşive girip... 96 yıl mı, tam saymadım. İşte ben 2017 diye düşününce olabilir. Kitabı öyle... Şey yaptım da yani yok, 90 yok. Yıl diyelim, fark etmez de yani kimse bunu yok. Ya çok acayip bir durum değil mi bu? Yani Türkiye'nin en büyük müzelerinde böyle en nadide köşelerde saklanması gerekiyor. Yok, 100 yıl diyoruz, cumhuriyet diyoruz. Evet. Yok. Biz böyleyiz.
Ama saklarız. Bir yerde durur. Belge durur. Belge kaybolmaz. Bir şey merak edeyim. Mesela onu sorayım. Bu arşivler, sizin girdiğiniz arşivler bütün araştırmacılara açık arşivler açık, değil mi? Yani herkesin girip çalışma yapabileceği açık. Bir şey. Arşivler açık da Türkiye'de. Ama sizden hep bir şey duyarım. Ben o hep kulağımdadır, bak hatırladım. Arşive girmek biraz böyle terlemek demektir. İnsanın bir yerleri arşive terler girmek oraya. Değil, arşive kolay girersin. Arşivde çalışmak. Mak. Yani belge üzerine çalışmak bir tarafından ter damlatır. Zordur. Yapmıyorlar maalesef. Anladım. Yapan tarihçi arkadaşlar yok mu? Var tabii ama yapmıyorlar. Çoğu yapmıyor. Kimsenin aklına yani, gelmez. Çok tuhaf geldi de bana. Onun ben hep için söyledim, hani bununla girelim dedim. Söylediğim şey de yani bizde inkılap tarihi demek güzelleme yapmak demektir. Belge değil. Yani arkadaşlar yarın cumhuriyeti ilan ediyoruzla bitiyor. Maalesef yüceltmek demektir. Yani senin mavi gözlerinin verdiği hızla devrimliğimizde yolda devam ediyoruz. Kardeşim iyi güzel de nasıl olmuş onlar? Onun belgesi her şeyi var. Onlara bakmıyorlar. Murat abi burada mesela dediniz ya bu devletin rejimi değişiyor. Aslında devlet bir devamlılık, cumhuriyet oluyor. Osmanlı Devleti. Devlet değişmez. Devlet devam ediyor. Peki buradan yola çıkarsak şöyle bir şey söyleyeyim. Halil Nalcık Hoca'da gördüm. O 1700'lere kadar geri gidiyor aslında. Cumhuriyete gelen süreci 200 yıllık bir sürecin son noktası diyor cumhuriyet. Bir değişim, batılılaşma, dönüşüm. O ikisi farklı şey. Farklı mı? Farklı ikisi. Batılılaşma falan değil. Onun temeli hiçbir zaman batılılaşalım diye bir şey yapılmamıştır. Reform çabaları vardır. Biz reforma batılılaşma falan diyoruz. Tamam, batılılaşma tarafı da var ama reformdur mesela. Reform bu da sosyal hayata reform yapalım diye hiçbir şey yapmamıştır. Arda arda yenilgiler geliyor savaşlarda. 18'in başı. Hatta Viyana bozgunundan itibaren. Bu yenilgileri niye biz yeniliyoruz cephelerde diye şey yapıyor, düşünüyorlar. Demek ki diyorlar bir reform lazım. Bakın bütün bizim batılılaşma dediğimiz reform hareketleri askeriyede başlar. Sivil hayata yansır sonra ayrı. Ama askeriyededir. Temel o reformların, batılılaşma dediğiniz hareketlerin temeli yenilgiye son verip cephede başarılı olmak içindir. Ne, bu anlamda mesela siz ne kadar bu hani bir devamlılıksa 1923'teki 29 Ekim'de cumhuriyetle nokta konulan süreç ne kadar geri gider? 1876 o ilk anayasa... Olur mu efendim, süreç geri gitmez. Yani 29 Ekim 1923'ten önce cumhuriyet yok. Süreci götüremezsin. Ama bütün bir toplumda bir tartışma aydınlar arasında... Kural koymaya çalışmayın. Anladım. Öyle bir şey yoktur. Cumhuriyet 29 Ekim 1923'te ilan edilmiştir. Daha önce Cumhuriyet telaffuz edenler var. Atatürk de telaffuz ediyor daha önceden. Ama başlangıcı 29 Ekim 1923'tür. Onu şimdi istişareyi yani müşavereyi, danışmayı cumhuriyet olarak şey yapmayın. O eskiden beri var. Ta hadisten geliyor. Yani danışarak idare edin devleti diyor. Ama bu cumhuriyet demek değil. Cumhuriyet ayrı bir şey. Bunu geçmişe bağlamak cumhuriyeti, bir kere cumhuriyeti hakarettir, küçültmektir. Yok öyle bir şey. Yani peki İngiltere, meşrutiyet, meşruti sistem, parlamento güçlü. İngiltere cumhuriyet mi? Olur mu öyle şey? Hayır. Anladım. O mantıkla gidersek İngiltere dünyanın en gelişmiş demokrasisi ve cumhuriyeti. Kralı var başında. Hayır öyle bir şey yok. 1908 önemli bir dönemeç midir? İkinci meşrutiyet yine bu anlamda. İttihat Cumhuriyet Terakki açısından ya da... değil. Bak İttihat Terakki'nin güçlenmesi 1913'tür. Babali baskınıyla güçleniyor. 1908 değil. Tamam 1908'de Sultanahmet devrilmiştir, şudur budur ama İttihat Terakki'nin tam güç kazanması 1913'tür. O aradaki 5 sene bir yerde bir anarşi devridir. Ama Türkiye'nin en demokratik olduğu dönemdir, o da ayrı. Yine Halil Hoca'yı anmadan geçemeyeceğim. Bir lafı bitirtmiyorsun ki. Ha özür dilerim, pardon. Meşrutiyeti sordun. Tamam, Halil Hoca'ya geldi. Dinliyorum. Yani meşrutiyet, adı üstünde 1908 meşrutiyeti. Yani bir de ikinci meşrutiyete de ben karşıyım aslında. Çünkü meşruti yönetim kalkmadı.
askıya aldı Sultanahmet Meclisi. Ama anayasa gene bütün salnamelerde, resmi yayınlarda her şeyde anayasa vardır. Uygulanmıyor da ayrı. Ama ikinci meşrutiyet dediğimiz meclisin açılması, bu cumhuriyet değildir. Meclis dediğim gibi İngiltere'de de var. Cumhuriyet'te bundan hiç ilgisi yok. Cumhuriyet olarak söylemiyorum da yani o yöne doğru mesela yine o söylediğinizden Halil Hoca'nın dediği diyor ki 1908-1913 arasında hem Harbiyelilerde işte okumuş aydın kesimde bir kaynaşma, bir hareket var ve aslında 1923'te 29 Ekim'deki o Cumhuriyet ilanı fikri ya da o yönde ilerleyen fikirler o dönemde de o gençlerin kafasında diyor ki Atatürk, Enver Paşa herhalde Enver o dönemin Paşa'ya önemli. Cumhuriyet yoktur. Cumhuriyet şeyi yok ama Atatürk var işte. Efendim, o fikirlerle. Bazı kişiler bunu genelleme yapamazsın. Hiç kimse bunu açık olarak söyleyememiştir. Çünkü idamlık suçtur o. Olur mu öyle şey? Hı hı. O şey tamam idam uygulanmıyordu etmiyordu. Siyasi şeydi ama yani ciddi bir suçtu. Rejim değişikliğinden bahsediyorsun. Yani sadakat yemin ettiğin padişahı indireceksin. Cumhuriyet kuracaksın. Bunu kimse söyleyemezdi. Ha, Atatürk'ün eş dost meclislerinde ama cumhuriyet ilan edeceğim demiyor. Seni şuraya tayin edeceğim. Arkadaşlarına seni şuraya getireceğim. Sen ne olacaksın diyorlar. Sizi oraya getirebilecek birisi diyor. İlk telaffuzu İstiklal Harbi yıllarında Mazhar Müfide'dir. Hmm. O şeyler taslak vermişti biliyorsunuz. 1920'dir öyle bir şeydir. 20 bir şey. Tam yılını unuttum. Ondan önce yani açıkça bir cumhuriyet şeyi yoktur. Yani Osmanlı döneminde bakın aman meşrutiyetle cumhuriyeti karıştırmayın. İkisi çok farklı şeylerdir. Benzer yönleri çoktur. Hı hı. Ama cumhuriyet değildir. Şunu söylüyorum. Meşruti monarşi ayrı bir şeydir. Cumhuriyet ayrı bir şeydir. Benzer yönleri vardır. Ama temelde tamamen farklıdır. Olur mu? Anladım. Cumhuriyetin ilk gelir gelmez bu İttihat Terakki önemli diyoruz ya 1908-1913 ve daha sonrası İttihatçı kadroları elemekle işe başladı diye bir ifade okudum. Cumhuriyet. Nüans çok önemli bir şeydir. Hı hı. Nüansı atlıyoruz biz Türkiye'de sen de atlıyorsun herhalde. Herhalde atlıyorum. Yoksa Halil Hoca kadar bilecek değilim yani, ben atlamışımdır. Mutlaka. İttihatçıların bir kanadını temizlemişti. Ortadan kaldırdılar ya şey yaptılar. Yani siyasetten men ettiler veyahut idam edildiler şeyde. Ama bütün iddiaçılar değil. Şunu unutma. Abdülhamit'in bütün şey pardon Mustafa Kemal Paşa'nın hatta Atatürk olduktan sonra Atatürk'ün bütün çevresi iddiaçıdır. Yani hepsi iddiaçı onlar. O dönemde iddiaçı olmayan yok ki. Çok az. Aa. Yani şey 1908 sonrası veya askerde şey hepsi iddiaçı bunların hemen hemen. Ama harekette bulunanları tehdit unsuru olarak görülenler elimine edilmiştir. Ama bütün iddiaçılar değil. Şunu bak unutma. Şükrü Kaya, meşhur İçişleri Bakanı. Hı hı hı. Hatta Türkiye'nin beriyası derler. Çok güçlü bir İçişleri Bakanı'dır. Şükrü Kaya ne iş yapar? Asıl eski görevi neydi? İttihat Terakki'de İskan Müdürü. Hı hı. Tekçerin başındakilerden biridir Şükrü Kaya. Abdülhalik Renda, meclis reisi, hatta bir yerde ikinci cumhurbaşkanı sayılır. Bir günlük. Bir gün. Atatürk'ten sonra. Vekaleten idare ediyor biliyorsun. Hı hı. Yardımcısı o dairede. Yani hepsi iddiaçı onların. Bir kısmını diyelim o zaman. Niye? Sizin dediğin, bir kısmının siyasetten uzaklaştırılması iddia ederek. Rahat durmayacağından emin olduklarını. Çünkü çok iyi tanıyor Atatürk onları. Onlar şey yapmıştır. Murat abi bu tekrar Cumhuriyet'e dönersek o aşamada Cumhuriyet'e gelen yolda en önemli kilometre taşlarından birisinin 1 Kasım 1922 saltanatın kaldırılması. Neden önemli saltanatın kaldırılması? 600 senelik bir devlete son veriyorsun. Sisteme son, rejime son veriyorsun. Devlete değil. Rejime son veriyorsun. Şimdi bakın ben hep söylüyorum Kadir'cim. Yani iki Türk devleti vardı. Doğu Türk Hanlı devleti, Batı Türk devleti. Selçuklular, Büyük Selçuklular, Anadolu Selçukluları ve Osmanlılar, Cumhuriyet bunlar Batı devletidir. Batı Türk devletidir. Doğu Türk devleti 1900 bazıları büyük bir kısmı 19. yüzyılın sonunda çöktü.
Ama bazıları 1920'lere kadar devam etti. O Çağatay, Timur, onlardan gelen şeyler. Ama Batı Türk Devleti devam etti. Sonra Sovyet sistemi geldi, rejimi geldi. Bağımsızlıkları gitti falan. Şimdi tekrar kuruldular. Türkiye Cumhuriyetler dediğimiz. Ama Batı Türk Devleti her zaman devam etmiştir. Önceleri isim ve hanedan, sonra sistem, rejim değişmiştir. Ama devlet aynı devlettir. Devlet aynı devlet. Şöyle bir şey okudum. Dikkat et. Sevr Anlaşması'nda veya Lozan Anlaşması'nda Osmanlı falan filan demez, Türkiye der. Evet, orada Lozan'da Türkiye da diye, Türkiye diye geçer. Türkiye diye geçiyor. Çünkü 13. asırdan beri buranın ismi Türkiye. Türkiye diyorlar. Cumhuriyet bir böyle bir bütünleştirme, bir toplum yaratma fikri mi? O sorduğun soru haftalarca konuşulacak bir mesele. Ona hemen cevap veremem. Kısaca veremeyiz değil mi? Veremeyiz kısaca. Anladım. Kısaca olan bir şeyden hiç hayır bekleme. Şunu gördüm de Murat abi, onu sorayım istedim. Hala devam ediyor. Yok, başka bir şey söyleyeceğim. Meclisin saltanata son veren kararında şöyle bir bölüm varmış. Bir telgraftan bahsediliyor. Merak ettim, siz şey yapıyor musunuz? İstanbul'da düşmanlarla teşrik-i mesai etmiş olanların elan, hukuki hilafet ve saltanat ve hukuki hanedandan söz etmelerinden hayretler içindeyiz deniyor ve Tevfik Paşa'nın bir telgrafından bahsediyor. Garip ve acayip bir belge, o tarihte görülmemiştir deniyor. O mesele yeni çıktı ortaya birkaç, yani bir 10-15 sene önce çıktı aslı. Tevfik Paşa, şimdi Ankara'nın İstanbul'daki işlerine Hamit Bey var. Kızılay temsilcisi. Hamit Bey idare ediyor. Yani bunu işgal kuvvetleri de biliyor, Ankara'da biliyor. Hamit Bey bakıyor. Hamit Bey kim biliyor musun? Hani Yavuz Sultan Selim'in bir Hasan Can'ı vardı meşhur. Evet. Nedime. Yarın da vefat eder. Onun torunudur. Onun soyundandır. Hatta soyu da Hamit Hasan Can. Tevfik Paşa o telgrafı onun vasıtasıyla Ankara'ya gönderiyor. Şey oluyor, bir İstanbul, pardon, Ankara'nın Tevfik Paşa'ya barış görüşmesine siz gitmeyeceksiniz, biz gideceğiz. Tek grup olarak gideceğiz. Telgrafını şeye gönderiyorlar. Hamit Bey'e gönderiyorlar. Hamit Bey bunu kendisine geldi zannetmiş. Tevfik Paşa'ya vermemiş. Tevfik Paşa bir telgraf çekiyor önce. Diyor ki, işte baştan söyleyeyim. Büyük zaferden sonra, 30 Ağustos'tan sonra işte barış görüşmeleri ve hazırlıkları başlıyor. Tevfik Paşa Ankara'ya bir telgraf çeker. Beraber gidelim artık, tebrik ederim falan der. Ankara onun cevabını Hamit Bey'e gönderir. Hayır, yalnız gideceğiz der. Hamit Bey bu telgrafı vermemiş, kendisine geldi zannetmiş. O açıdan. Çok şimdi, ama Tevfik Paşa bu telgraf cevabı almadığı için ikinci bir telgraf çeker. Cevap vermiyorsun, beraber gitmiyor muyuz der. O dediğin telgraf onun cevabıdır. Anladım. Öyle görünce çok acayip ve şey, onun tarihte görülmemiştir diye, evet. Sert bir telgraf mı olmuş öyle? Haklı. Hamit Bey'in karıştırması yüzünden mi? Onun karışması yüzündendir. Ama saltanatın kaldırılmasına da yani kıvılcımlarından biri olmuştur. Önemli bir telgraf oldu. Yani evet. Burada görünce şey yaptım. Bir şey daha var. Deniyor ki, bir ifade daha var. Hanedanın en ahlaklı ve ilmi böyle bilgisi olan kişi halifedir. Esla ama iktidar devletin olanı, elindedir. Esla ve erşet olanı derler. Zaten o Osmanlı'da da uygulanan bir kuraldır. Gerçi büyük kardeş falan geliyor ama ırsen bil istihkak vel ırs diye de geçer o. Yani kandan gelecek ve hak edecek. Şimdi bakın, bir şeyi karıştırırız. O senin dediğin saltanatın kaldırılması, hanedanın evet. Değil. Saltanatın kaldırılması. Şimdi biliyorsun Türkiye'de bir Rıza Nur hayranı gruplar var. Ne dediyse ayet-i kerime gibi inanıyorlar. Hiç kimse bakmıyor. Saltanatı kaldıran o kararının altında kimin imzası var, kim yazmış? Rıza Nur. Hiçbiri görmüyor onu. Kimse bakmıyor. Ve hatıralarında övünerek anlatır.
bu kokuşmuş aileyi kaldırdım iktidardan der. Şimdi o senin dediğin saltanatı kaldırıyor, hilafeti tutuyor. Bu çok böyle politik bir karar mı? Yani aynı anda mesela hilafeti de kaldırılsa o dönem için o, cumhuriyet... Hayır, o dönemde yapamayabilirlerdi. Zordu. Çünkü İstiklal Harbi sırasında mottosu, bu en başta gelen şeyi, halifeyi esaretten kurtaracağız diyorlar. Çünkü bir de dünyada da sanırım Hindistan'da falan hilafetle, halifeyle ilgili bir şey var, destek. Yani oralara karşı da mı acaba bir şey? Tabii. Yani şey bu siyasi tabii, bir şey, yani bir düşünce. Yani saltanatla hilafet aynı değil sonuçta. Zamanı 22-24 sene sonra gelir. Evet, bir Mart. O senin dediğin 1 Kasım 1922'dir. Evet, 22. Öteki 3 Kasım 1924'tür hilafetin kaldırılışı. Yani saltanat kaldırılıyor, Sultan Vahdettin hanedanlığının en aciz ferdi bile saltanatsız hilafeti kabul etmez diyor. 15 gün sonra 16 Kasım'da, 17 Kasım sabahı gider. Fakat Abdülmecid Efendi kabul etmiştir. Bir muhalifler o dönemde de var tabii, böyle hem hilafetin kaldırılmasından yana olan, olmayanlar falan şey diyorlarmış. Mustafa Kemal'in bu bir muhalefet, hilafetle devlet ayrı düşünülemez diyerek itiraz ediyorlarmış. O tabii o büyük tartışmadır o zaman için. Hatta Hoca Şükrü Efendi vardır. Hı hı. Onun meşhur risalesi vardır. Halifeyi meclis başkanı yapar. Meclis halifeye bağlıdır da tabii kıyamet kopuyor Ankara'da. Şükrü sonra soyad olarak Çelik alayı aldı. Milli mücadeleye katılmıştır, etmiştir. Kıyamet kopmuştur ama yani bundan Cumhuriyet'le pek alakası yok. Giden yolda önemli kararlar ama yani. Yok, Cumhuriyet yani bir sene sonradır şeytan. Saltanattan. Şimdi mesele şu. 23 Nisan 1920'den itibaren yani Ankara'da bir ismi konmamış bir cumhuriyet rejimi vardır. Meclis var. Hı hı. Meclis reisi var, Mustafa Kemal Paşa. Sonra başkumandan oluyor. Yani bu var zaten. 29 Ekim'de konan bunun ismidir. Rejimin ismidir. Şimdi biz Lozan'a gidiyoruz. Lozan'da Türkiye imzalıyor ama Türkiye diye geçiyor. Cumhuriyet mi? Ne olduğu belli değil şeyse. Orada bir şey çıkmış Murat abi, onu sorayım bari, tam Lozan deyince devletin başı kim sorusu gündeme gelmiş. Bilmiyorum. Her şeyi bilemem. Şey Cumhuriyet. Ama Cumhuriyet şeyi unutmayın, karıştırmayın. Cumhuriyet uygulama olarak, temel olarak meclisin açılışıyla başlar. Cumhuriyete giden yol. Ötekiler Cumhuriyete giden yol falan değil de meşrutiyet, Cumhuriyet. Yani ikinci meşrutiyeti bilmem neydi, tazimattı. Dediğim gibi meşrutiyetle cumhuriyeti karıştırmayın. Cumhuriyete giden yol meclisin açılışıyla başlar. Peki onu şöyle söyleyemez miyiz? Yok ya, ben caddeye araya giriyorum. Özür dilerim. Meşrutiyete giden yoldur ona. Meşrutiyet ilandır. Meşrutiyet cumhuriyet değildir. Cumhuriyet yani hakimiyet bila kaydı şart milletindir dedikleri ifade şeyde yazıldır. Mecliste yazıldır. 23 Nisan'da açılan mecliste. Ondan başlar. Cumhuriyet'in değiştirdiği, nasıl diyeyim, işte 600 yıllık bir devlet rejim değişiyor. O rejimin değişmesi ne getirdi Türkiye'ye? Öyle sorsam. Türkiye'de cumhuriyet yerleşmiştir. Cumhuriyete karşı çıkan yoktur. Hiç kimse yoktur. Ha, hilafet bilmem ne diyeyim, 2-3 zırtapos çıkabilir. Çok azdır bunlar. Fakat kimsenin bugün Türkiye'de cumhuriyetle derdi yok. Uygulamalarıyla kavgalı olanlar var. İkisi çok farklı şeydir. Yani laiklik vesaire bilmem ne. Laiklik cumhuriyet şeyi değildir. Krallık kraliyet olur, laik olur. İmparatorluk olur, laik olur. Anlatabildim mi? Hı hı. Cumhuriyet ya, hep okursan dinlemezsin tabii ki öndeki bakarsan. Notlarıma tamam bakıyorum ben. Evet. Cumhuriyet yerleşmiştir. Cumhuriyette sorun yok. Çünkü cumhuriyet demek mutlaka çağdaşlaşık, modernlik bilmem ne falan filan değildir. Cumhuriyet bir rejimdir. İran'da cumhuriyet. Değil mi? Kuzey Kore'de. Kuzey Kore'de cumhuriyet. Yani ama
Türkiye'de cumhuriyet kalksın da başka rejim gelsin. İşte Osmanlı gelsin bilmem ne diyen böyle bir şey yok. Cumhuriyet yerleşmiştir Türkiye'de. O dolayısıyla rejim düşmanı lafına ben çok karşıyım. Yanlış bir terim o. Uygulamalara karşı olan muhalifata düşman olanlar vardır. Ama cumhuriyet gitsin diye ben kimseyi duymadım. Ha dediğim gibi demin 2-3 zibidi çıkabilir. Halife Hazretleri gelsin bilmem ne yani. Milyonda bir. O bir şey değil o. Ama cumhuriyet yerleşmiştir. Peki burada bir şey geldi aklıma Murat abi, onu sorayım. Mesela cumhuriyet hangi alanlarda ya da hangi durumlarda Osmanlı'nın devamı hangi durumlarda alınır? Sonuçta dediğiniz gibi devlet devam ediyor, toplum devam ediyor, her rejim değişiyor. Her devamıdır. Hukuken devamıdır. Çünkü en basiti, çok ucuz şey olacak ama, örnek olacak ama Osmanlı borçlarını üstlenmiştir. Hı hı. Devamıdır. Hukuken devamıdır. Ya bugün Memurin Muhakematı Kanunu falan var biliyorsun. Hı hı. Temeli tam Mahmut Şevket Paşa'nın 1900'den kaça çıkarttığı kanun. Yani birçok şey devamıdır. Peki toplum ve kültürel anlamda? Şimdi bizde yanlış İşte o şey söylediğiniz şu hilafet isteyenler çıkabilir falan, hani rejimle problemi olan o kimse yok. O toplum değil, o dini görüş. Ha din diyelim. Hilafet hı hı. Yani bu devrimde olacak bir şey değildir artık zaten. Zaten hiçbir işe yaramamıştır. Hayır, onu defalarca söyledim ben daha önce. Şimdi şunu açıkça söylemek gerekir. Biz gökten zembille inmedik. Ve Osmanlı da tamam dünya savaşına yenildi, şu oldu bu oldu ama öyle geri ilkel ilk çağ orta çağ toplumu gibi toplum değildi. Kültürü küçük de olsa sanayisi medeniyeti yüksekti bir zamanlar. Ama sanayisi şeyi vardır. Şimdi cumhuriyet geliştirmiştir bunları tabii ki. Cumhuriyet'in ilk döneminde Türkiye çok fakirdir. Osmanlı'nın son dönemi gibi. Yavaş yavaş kademeli olarak gelişti. Zenginleşti, şey yaptı. Bir de şunu söyleyeyim. Bunu hep söylüyorum ben. Cumhuriyet'in 10. yılındaki köşe yazarlarına bakın. Önemli köşe yazarları. 100. yılı hayal ediyor bunlar. Cumhuriyet'in 100. yılı. Tabii. Fali Rıfkı, Yunus Nadi, Ahmet Şükrü falan bunlar 100. yılı hayal ederler. 100. yılda Türkiye onların hayallerinin çok ilerisindedir. Bu kadarını hayal edememişler. Öyle mi? Ben o yazı... Ne hayal etmişler mesela? Yani daha geri bir Türkiye. Yani 70'lerin Türkiye'sini hayal ediyorlar. 60'ların 70'lerin Türkiye'si hayallerindeki. Yani sınır o. Anlatabildim mi? Yani o yılların Türkiye'si sınır. Bugünkü Türkiye'yi hiçbir hayal etmemiş. Bugün onların hayalinden çok daha ileridedir Türkiye. Her bakımdan. Her bakımdan. Bir kimlik sorunumuz var mı? Osmanlı işte şey, öyle bir meselemiz yok artık değil mi? Osmanlıcılık var bilmem. Kimlik, öyle hani tartışmalar çok yakılıyor. Size onu sormak istedim. Kimlik sorunu değil de bir reddi miras yaptı Türkiye. Şimdi inkılap yapılan ihtilal veya inkılap olan her memlekette reddi miras vardır. Mesela bizdeki reddi miras, Osmanlı kimliğini, kültürünü reddetme şeyi, Fransızların ihtilal sonrası Fransa'nın şeyi reddi kadar değildir kraliyet döneminde. Ve çok kanlıdır o dönem. Fransa'da. Bizde o kadar olmadı. Ama o reddi miras kısa sürdü. Mesela Ruslar, Sovyet ihtilali Fransa kadar kuvvetli bir reddi miras yapmadı. Biz ikisinin arasında yaptık. Ruslardan fazla, Fransa'dan az da bizimki. Ama belli bir zaman sonra Fransızlarınki de bitti, Ruslarınki de bitti. Bizde bitmedi. Bunun sebebi de cehalettir. Ve kolaylıktır. Kolaya kaçmaktır. Biraz açar mısınız? Yani, nasıl yani? Geçmişe küfredersin, çok kötüydü geçmiş. Bilmem ne dersin. En kolay şeydir, hiç çalışmaya gerektirmez. Türkiye'de yapılan odur. Anlatabildim mi? Geçmiş geçmişte kaldığı için güzel diyordu birisi. Kim Allah, ben kimsenin ettiği laf beni kardeşim ilgilendirmez. Yani onun bunun vecize denilen abuk vecizeye benzer, vecize de değil. Abuk sabuk sözlerle mi yaşayacaksınız? Yani? Şey diyorsunuz ya, Faik Rıfkılar falan bir 100 yıl sonrayı hayal ediyorlar. Bugün mesela... Açmak gazete koleksiyonlarını.
Yok, bakarım onlara. 10. yılda yazılan yazılara bak. 2023'ü hayal eden yazarlar var. Hiç ve yani hepsinin hayalinden Türkiye bugün ileride de dur. Bir yazayım onu ben. Güzelmiş. Habertürk gazeteye şeye. Habertürk.com'a yazarsınız bunu. Peki mesela 100 yıl sonra geldiğimiz bugün, şimdi hala görüyorum şey tartışmaları var, çok güncel. İşte yeterince kutlanmıyor, yeterince coşkulu kutlanmıyor diye. Siz o fikirde misiniz? Ya biraz böyle sönük geçiyor. Yani Cumhuriyet'in 100. yılı ya bu yıl diye. Açık söyleyeyim mi? Lütfen. Öyle geçmesinden ben daha memnunum. Çünkü bizim kötü bir adetimiz vardır. Böyle hele yuvarlak sene olduğu vakit o para şeyi haline çevrilir. Bilet para kazanacaktı, bilmem nedir. Yahu günde 6-7 yerden şey geliyor bana. Konuşma için, konuşma davet 100. yıl için. Hiç öne gitmiyorum. Şeyden. Ama ne diyorlar biliyor musun? Bütçe meselesini de konuşalım diyorlar. Paraya döndü iş. İyi ki yapılmıyor. Ha, konuşmak için size para teklif ediyorlar. Gel. Yok doğru. Hayatımda bir yerde öyle bir konuşma yapmadım. Zaten gitmiyorum. Bu işe geldi. Allah'tan bu şekilde geçiyor. Ha, yani... 100. yıl kutlaması bence başka bir şeydir. 100. yılı hatırlatacak bir eser koyarsın ortaya. Mimari mesela. Yok ki. Yok. Daha keskin şey söyleyeyim. Cumhuriyet mimarisinin bir örneğini göstersene bana. Yok. Bugün Türkiye Cumhuriyeti turist celbetmek için, turizm için, efendim tanıtım için, bilmem ne için Ayasofya'yı, Sultanahmet'i, Topkapı Sarayı'nı kullanıyorsa 100 senede bir yasak koyamadın demektir. Bu kadar basit. 100 sene çok uzun bir süre mi? Eser için uzun bir süre. Yani bir insanın ömrü için uzun olabilir ama bir rejim, bir devlet için çok uzun bir süre mi? Tarih için 100 sene hiçbir şey değil. O anlamda soruyorum. Şimdi müdafaaya çalışma. Yok, müdafaa etmek için söylemedim İstanbul'un sadece. İstanbul'un fethi 1453. Şeyin yapılışı 100 sene içinde yapılmıştı. Süleymaniye mesela. Bizde Cumhuriyet'in bir anıtı maalesef yok. Yok maalesef. Çünkü sağlam bir devlet kurulur. Türkler sağlam devlet kurar. Hı hı. Fuat Paşa'nın dediği gibi siz dışarıdan, biz içeriden uğraşıyoruz, yıkılmıyor diyor. Sağlam devlet kurar. Fakat kültür temelli Cumhuriyet'in pek sağlam değildi. Olsaydı bugün 100. yıl olarak ve daha doğrusu Cumhuriyet mimarisi olarak gösterecek bir eserimiz olurdu. Yok. Bunu hiç saklamayalım. Bu biraz da şey değil mi? Osmanlı'dan gelen toplum ne kadar ilerideydi ki? Ne kadar okuyordu hayır, yani? Hayır. Kardeşim Osmanlı cahil değildi. Şu kafayı bırakın. Okuma yazma oranını Osmanlı'da bilmiyor. Hani %2 çok yüksek değildir ama. Tahminle iş yapılmaz. Peki. Şimdi benzetmesini kaba kaçacak yapmayayım. Nereden biliyorsun? Düşük de olabilir, yüksek de olabilir. Bilmiyorsun. Yani %2,5'tu, yok 4'tü, 5'ti. Kadınlarda şöyle öyle bir şey yok. Çünkü okuma yazma oranını gösteren bir istatistik yok. Okul sayısı şeyi göstermez. Ne derler? Okuma yazma oranı göstermez. Herkes okula gitmiyor ki. Evde eğitim vardı. Benim ailemde de bazı kişiler vardı. Hanımlar bilhassa şakır şakır Fransızca konuşurlardı. Okula gitmemişler. Hepsinin okuma yazması vardı. Evde öğreniyorlar. Hoca geliyor. Yani bilemezsiniz onu. Dolayısıyla işte Osmanlı çok geriydi. Biz çok ileriydik. Geri de olabilir, ileri de olabilir. Onu bilemiyoruz. Ama sanayisi yok diye bir şey yok. Sanayisi var. Küçük. Ama var. Bugünkü Türkiye gibi değil. Bakın büyük devlet silahını yapan devlettir. Kendi silahını yapamazsan büyük devlet olamazsın. Biz 95 sene sonra falan başladık ancak silahımızı yapmaya. İHA'lar, SİHA'lar. Şimdi yapıyoruz. Ama geçmişi de o kadar kötüleyemezsiniz. Çünkü bilmiyoruz. Sizce Cumhuriyet Türk toplumunda değiştirdiği en önemli şey ne? Laiklik mi? Mesela laiklikle ilgili çok şeyler söyleniyor. Hala tartışılıyor, konuşuluyor. Bana soruyorsun, örnek veriyorsun ondan sonra. Ha, pardon. Ya benim için o değilse?
Tam sizin için ben kendim. Düzgün soğusun o zaman. Sizin için nedir Cumhuriyet'in Türk toplumunda değiştirdiği en önemli şey? Ya, valla zor sordum. Hayır. Zülfiyare dokunmadan kıvırmaya çalışıyorum. dokunun. Ha, yok şaka söyledim. Şimdi çağdaşlaştık bilmem ne falan filan diyoruz ya biz, doğru. Ama Osmanlı da çağdaştı. İstanbul mesela son derece çağdaştı. Fotoğraflara bak anlarsın. En büyük katkısı ilk yıllarında bilhassa Cumhuriyet'in ümit vermiştir. Ya güzel. Ümit vermiştir. Yani biz çok yıkıcı bir imparatorluk yıkıldı Birinci Dünya Harbi'nde. Sonra çok büyük bir çaba gösterip İstiklal Harbi'ni kazandık. Ve ümitsiz bir topluma ümit verdi Cumhuriyet. Ama aynı ümidi unutmayalım. İttihat Terakki vermişti. İttihat Terakki evet imparatorluğu batırdı açık söylemek gerekirse. 13-18, 5 sene içinde perişan ettiler. Ama Şevket Süreyya Bey de çok güzel söyler. Bir ümit verdi insanlara der. Cumhuriyet de o ümidi verdi. Aynı kadronun devamıdır çünkü. Onun dışında yani zaman içerisinde tabii ki bazı şeyler olacaktı. Ümit vermesi en önemli özelliğidir bence. Ve boşa gitmedi. Bugün 1920'lere göre tabii ki 100 sene geçmiş aradan ve şöyle söyleyeyim bakın. Bizim topak altı zenginliğimiz yok. Ciddi bir sanayimiz yok. Murat abi yıllarca bize derslerde yok şöyle suyumuz, kendimize yeten tarımımız diye niye öğrettiler ki bizim bir türlü lise, ortaokul? Bir şey derdim. Ama yok. Topak altı, petrolün yok. Bir şeyin yok. Buna rağmen bu servetlere sahip olmayan Türkiye çok iyi bir mevkidedir. Demek ki iyi götürmüşüz işi. Ha, arada kesintiler, darbeler, şunlar bunlar oldu yani şeyler ama gene de Türkiye iyi bir yerdedir. Hiç yani, öyle ben karamsar değilim. Türkiye'de bazı şeyler kötü olabilir ama her şey kötü değildir. Çok iyi şeyler de oluyor. Ben hep söylerim. Yani ben İstanbul'un hani şimdi bir nostalji şeyi var ya, nostalji merakı. İstanbul ne güzeldi efendim, ahşap evler, manzara, pitoresk. Berbattı. Söyleyince kızıyor arkadaşlar. Ben Teşvikiye'de doğup büyüdüm. Ben doğduğum evde yaşıyorum hala. Oralıyız. Kaç nesildir. Yani iyi bir semtedir İstanbul'un. Elektrik ikide bir kesilirdi. Su musluğu açardın tıs diye bir ses. Sokaklar karanlık, toz içinde. Vasıta bulamazdın. Şu anda İstanbul mesela en güzel günlerini yaşıyor. Ama büyük bir savaştan çıkmış bir imparatorluk yıkılmış. 1970'lerden bahsediyorum. Ama işte yavaş yavaş her şey. 60 sene mi? Almanya kaç senede kalkındı? Japonya kaç senede kalkındı? Olur mu öyle şey? 70'lerden bahsediyorum. Hatta 80'lerden bahsediyorum. 80'lerde de berbattı. Yavaş yavaş. Ha nispeten güzelleşiyor. Şimdi şeyi düşüneceksin. Pitoresk böyle romantik bir şehirde mi yaşayacaksın? Ama sülüneceksin. Suyun olmayacak, elektriğin olmayacak, bilmem ne olmayacak. Yoksa rahat bir şehirde mi yaşayacaksın? İstanbullu olmayan, İstanbul'u bilmeyenler ahşap ev hasreti içindedir. Ah ne güzel de. Ahşap ev berbattı kardeşim. Boşuna mı yıktırıldı o evler zannediyorsun? Kışın tahtası çıkar akar. Çatısı bilmem ne olur. Yazın bilmem nesi çatlar. Yılan çıkar, fare çıkar. Ahşap evde biz ahşap evi, kaç odalı evimizi, koskoca evde bayram ettiler bizimkiler. Kurtulduk diye. Apartman yapılınca. Yani hani diyorlar ya müteahhitler geldi de bilmem ne müteahhitler işte İstanbul'un canı okudu. Hayır. İstanbul'u verdi. Çünkü bıkmıştı yaşamak hayatta. Tamam modern şeye yaşayalım bak, mi? Şeye bak. Sultan Reşat'ın ve Sultan Vahdettin'in cürüs kılıç kuşanma törenlerinin filmleri vardır. İmparatorluk caddesinden, emperyal caddeden gidiyorlar. Etrafa bak. Harabe. Taş binan yok. Şeyde deprem yüzünden yapamıyorsun Eyüp'te, Eyüp Sultan'da. Mark Twain gazeteci olarak gelmiş 1900'lerin başında galiba ve şey diyor, dilenciler sokak köpeklerinden ve pislikten çok bahsediyor.
İstanbul'la ilgili. Bunun şehirde binayla ne ilgisi var? Yok yok, hani siz diyorsunuz ya işte o kadar da iyi değildi diye. Değildi. Cami dışına taş bina yapamazlar. Çok azdır. Son dönemde yapılmıştır. Hı. Çünkü deprem bölgesi yasaktı. Haklı olarak. Ama kötüydü. Ve Türkiye Cumhuriyet döneminde Osmanlı devam etse bunlar olur muydu? Osmanlı devam edemezdi. Her imparatorluk yıkılmak üzere kurulur. Koca Roma yıkıldı. Yani imparatorluklar yıkılır. İmparatorluğun devamı diye bir şey söz konusu değildir. İngiliz İmparatorluğu bile eski İngiltere nerede? Haşmet'inden şeyinden sual olun nasıl şimdi ne halde yani. Sabiha Sultan'ın bir sözü var. Ben onu bir Şah Baba'nın girişine de koydum. Vahdettin'in kızı, Sultan Vahdettin'in kızı. Osmanlı Türk'ün malıydı diyor, Cumhuriyet'e Türk'ün malıdır diyor. Aynı şeydir, değişmez bir şey. Burada bir şey söyleyeyim, bir Atatürk'ün bir Akhisar konuşması var söyleyeyim. Bu tam söylediğinize uygun denk geldi de. Her ulus ayakta kalmak ister ve mücadeleye bağlıdır diyor Atatürk. Bu ülke kesinlikle gelişmiş, ilerici, modern bir ülke olmalıdır. Bu bir hayatta kalma mücadelesidir. Doğru. Cumhuriyet bir hayatta kalma mücadelesi mi? Yani bana sloganlar üstüne ben konuşmam. Atatürk demiş, ben değil. Slogan? Atatürk'ün sözlerinin de hepsi ona ait mi? O da tartışılıyor biliyor musun? Neler yazdılar? Gördüm. Türk şoförü asil duyguların insanıdır. Nerede söyledim? Bir tane gördüm. Şoför arkasında her devlet sırrını konuşabildiğiniz kişidir diye. O espri ama çok güzel bir espri. Güzel, o çok güzel. Ama öyle bir eski arabalarda düğmeye basardın. Cam çıkardı. Cam mı çıkardı? Peki Murat abi mesela şeyi konuştuk. İşte Cumhuriyet mimarisi yok dediniz. Gerçekçi olmak lazım Cumhuriyet deyince. Yani sloganlar üstüne Cumhuriyet kutlanmaz. Gerçekçi olacaksın. Yani işte söyledim. Çok büyük adımlar attı Türkiye. Evet. Ama Cumhuriyet mimarisi diye bir şey yok. Bir eserimiz yok. Cumhuriyet edebiyatı var mı? Bir umut edebiyatı oradan. Edebiyatı bir kere edebiyatı de. Edebiyatı. Edebiyat yani Ermeni Dudullar gibi öyle edebiyatı. Şimdi lokal kültürler yani yerel kültürler evrensel kültürle mukayese edilmez. Bize göre büyük edebiyatçılarımız tabii ki var. Ama dünya çapında açık söyleyeyim yok. Yok. Bu da hiç ayıp değil. Yani Nobel alan yazarımız var. Sen ayrıca olabilir. Çok güzel bir şey. Küçümsemiyorum. Yalnız bir şey soracağım. Son 5 senede, 5 sene Nobel alan yazarları bana sayar mısın? Sayabilecek misin? Sayamadım. Ya bitti. Son bu yıl buraya da geldi. En ismi neydi? Nereli? Sayamadım. Fransızdı sanki. Nobel ölçü değildir. Ha, Nobel alması çok güzeldi Orhan Pamuk. Bunu kimse bir şey diyemez ona. Ki en çok eleştirenlerden biriydim ben. Bazı kitaplarını. Çünkü intihal meselesini ben koydum, çıkarttım ortaya mesela. Hı hı. Ama Nobel almasına hiçbir şey demedim. Alır. Fakat ya bu nerede? Neyi gösterir biliyor musun? Ne gösterir bunu? Avrupa'yı biliyorsun. Şeyle, kitapçıları, CD'cileri. İşte Fnac. Neydi o şey? Amazon Prime. Prime diye bilmem o mağazalar. Gittiğin vakit kitapçısında veya CD kısmında, müzik kısmında ön sırada Türk yazar veya Türk besteci görüyor musun? Yoktur maalesef. Söylüyorum keşke olsaydı ama yoktur. Yapamadık. Ha, yapamamamızın sebeplerinden en başta geleni bence reddi mirastır. Hala devam etmesidir. Reddi miras dediğim gibi olur. Her inkılap görmüş memlekette olan bir şeydir. Ama bu kadar uzun sürmezdi. Fazla mı sürdü bu artık? Hala sürüyor. Hala sürüyor da ya. Sürüyor değil mi? Ya düşünsene. Osmanlıca okutulsun diyorlar. Eski Türkçe Osmanlıca falan ben karşıyım mesela. Vay efendim Arapça mı öğreteceğiz diyorlar. Onun Arapça ile ne ilgisi var bir sana? Türkçe yazıyor. Türkçe yazıyor. Araba ben okuyamaz. Neyse o çok konuşuldu o mesela ama. Yani bu zihniyete bir şey yapamazsınız. Bizden bir Tolstoy bilmem ne falan bunun çıkmamasının istemez. Nedeni bu reddi miras mı? Mesela yine Atatürk diyor ki ilerici medeni bir ülke mutlaka heykel yapmalı. Bizden büyük bir heykeltıraş çıkacak gibi bir şeyler. Hani bir heykeltıraş
Yok, bunun nedeni o reddi miras mı söylediğiniz? Hala da devam eden. Yok, biraz da şarklılık. Şarklılık? Daha fazla şarklılık. Kardeşim, roman, senfoni, opera bize yani çok yeni gelmiş bir şeydi. Dışarıda yüzlerce senelik bir gelenek. Bizde yeni. Çok daha zaman var. Tam Pınar'da var galiba hani bizim Itri'mizi, Dede Efendi'mizi, onların işte Mozart'ı falan gibi anlatamadığımız için diyor böyle bir karışıklık, kafa karışıklığı. Türk edebiyatında açık söyleyeyim mi? Söyleyeyim. Tekrar. Şeyin bir kitap vardır. Erdoğan Alkan. Evet. Şiir sanatı. Hı hı. Aç o kitabı, oku. Türk edebiyatında tam kelimesiyle kullanmayayım, ayıp olur. Özellikle şiirde iki büyük intihalci olduğunu görürsün. Çünkü Fransızlarını da veriyor. Biri Ahmet Hamdi Tanpınar'dır, biri Cemal Süreyya'dır. Kesmeyin burayı ha. Söylüyorum. Neden bahsediyorsun sen? En önemli şiirleri Fransız edebiyatındandır. Önce öp sonra doğur beni. Cemal Süreyya'nın meşhur. Kimindir o söz? Beyt, mısra. Rimbaud'un. Aç bak. Fransızcadır. Yani Türk edebiyatında Tanpınar'ı hiçbir şekilde ben örnek vermem. Hiçbir şekilde. O kadar. Hiçbir şekilde örnek vermem. Hiçbir şekilde. Allah aşkına Batı'ya duyulmayı falan diyorsun. Itri, Dede Efendi'yi Batı ne anlar? Hayır, biz kendimize onları büyük sanatçılar, müzisyenler diye. Müzik dinlenir. Hı hı. Romandan müzik öğrenilmez. Meraklıysan dinle. Eski icrayı ama yeni icralar berbat. Yeniler berbat. Dinle, müzik romandan. Şu yazmış, şu an çok büyük müzisyen. Olur mu öyle şey ya? O zaman şunu sorayım da bari tekrar Cumhuriyet'e dönelim. Atatürk'ün 29 Ekim'den önce kafasında bir cumhuriyet, yeni bir anayasa var, böyle bir şey var, var mı? Var, var. Şimdi bunu yeni buldum. Ha, öyle mi? Daha yayınlamadım. Söylüyorum ya, inkılap tarihi, inkılap tarihi kürsüleri, enstitüleri ne iş yapar? Nedir o? Bu Atatürk'ün el yazısıyla. Fazla tutmuyorum çünkü çalar. Başıma geldi, çaldılar. Tarihin arkasında bir şey gösterdim, herif yayınladı ya. Gerçekten. Görüntüyü alıp bu kadar. Şöyle uzun. Tamam, çok da dondururlar, çok göstermeyelim. Ha. Bu öyle yapmışlar zaten. İnanamıyorum gerçekten. Evet, evet. Bu arşive girmiyor. Şeyden mi takip ediyor? Televizyondan yani, takip edip ekran görüntüsü. Bu Ankara'da bir arşivde 1960'lı yıllarda yapılan tasnifte, hı hı, fark edilmiş ve üzerine bir not düşmüşler daktiloyla. Bağlı 3 not, yok bağlı dediğine göre 1940'lar. Bağlı sözü ne demek biliyor musun? İlişikteki. Tamam. Bağlı olarak sunulmuştur derler bazı belgeler. İlişikte sunulmuştur diyor. Bağlı, bak ben 60'lar falan düşündüm. Bağlı şimdi dikkatimi çekti. 40'lı yıllar. 30'lar 40'lar. Ama şimdi kelimeleri anlıyorsun ki 40'lar. Bağlı 3 nottaki yazılar rahmetli Atatürk'ün kendi el yazısıdır. 38 olması demek. İsmet Paşa dönemi. Bağlı şeyi bu. Bunlar dediğim gibi anayasa taslağı Atatürk'ün yazdı. Anayasa taslağı hazırlamış. Tarih 20'ler mi daha önce mi? Şeyden önce, Cumhuriyet öncesi. Cumhuriyetten önce Cumhuriyet de işte öncesi. Yani mesela 18'den sonra Cumhuriyet'le o arada bir yer. Şekerim meclis açıldıktan sonra da bunlar hepsi. Tamam. 21-22 falandır. Neler yazıyor? Yayınlayacağım inşallah. Bir şey yok mu? Yayınlayacağım inşallah. Allah. Bunu da mı bulamamışız? Böyle Cumhuriyet, şimdi, yani Atatürk'ün şimdi, kendi el yazısıyla bir anayasa şimdi, taslağı var ve 100 yıl sonra... Şimdi, Atatürk belgelerden gördüğümüz kadarıyla danışmaya, yani fikir teatisine önem veriyor. Ve o sofrayı falan kastetmiyorum. Çankaya sofrası falan değil. Anladım. Yazılı olarak yapıyor bu işi. 1922'de
bir anayasa taslağı, bir başka anayasa taslağı yazmıştır. 22'de. 22'de. Ve bunu çok az sayıda, küçük boy, şöyle risale olarak bastırmıştır. Ve fikir adamlarına ve kanaat önderlerine bunu göndermiş. Ne düşünüyorsunuz bu konuda diye. Bunların gönderdiği kişiler içerisinde fizikçi var. Ama fizikçi, şimdiki fizikçi gibi düşünme. İmparatorluk fizikçisi onlar. Ve siyaseti de bilen insanlar. Edebiyatçı var. Gazeteci var, yazar var, bunlar var. Ve görüşler alınmış. Bu şey elimizde duruyor. Arkasından bunu buldum ben. Yani kafasında cumhuriyet var. Dediğim gibi demin söyledim ya, arkadaşlarıyla konuşurken falan. Ta Selanik yıllarından itibaren var o. O kadar eski. O kadar eski. Çünkü ama o dönemde dediğim gibi dinlendirilmese bile çok kişinin kafasında var. Çünkü Sultanahmet'ten nefret ediyorlar. Nefes aldırmıyor. Öyle bir şey var. Arkasından işte İstiklal Harbi yıllarında Mazhar Müfit'e yaz diyor. Cumhuriyet kurulacaktır. Şudur, bundan sakla diyor. Var. Bu hazırlıklıdır. Yani 29 Ekim günü ilan edilen Cumhuriyet bütün bu hazırlıkların neticesidir. Anladım. Bu o 22'de risale olarak bastırdığından... Bu değil o, bu değil o. Bu daha önce midir acaba? Bilmiyoruz, o tarih yok. Tarih yok üzerinde. Anladım. Ötekinde de yok ama tarih. Anladım. Ama şeyden anlıyoruz. Büyük Millet, Türkiye Büyük Millet Meclisi reisi veyahut başkumandanın ibarelerinden yılları anlayabiliyoruz. Anladım. 21-22 bunlar. Murat abi, diyorsun ya Selanik yıllarından beri Cumhuriyet kafasında ve o dönemki genç aydınların diyelim Osmanlı'da o Abdülhamit'in nefes aldırmaması nedeniyle bir Cumhuriyet fikri var. 29. Hayır, öyle bir şey demedim. Bir bazılarında dedim. Bazılarında, hepsinde demiyorum ben de. Yok öyle bir şey. Ha, hepsi değil, bazılarında bu. Hayır, Cumhuriyet fikri de değil o tam. Gitsin de ne gelirse gelsin. Ha öyle. İttihat-ı Terakki'nin zihniyeti odur. Bu adam gitsin, Enver Paşa açık açık yazar. Gitsin, sonrasına bakarız der. Anladım. Yani Sultanahmet dönemi dikkat edersen, Mehmet Akif dahil, Türkiye'nin bütün entelektüelleri, önde gelen fikir adamları, sanatçıları muhaliftir Sultanahmet'e. Ben o dönemi yaşamış olanlara sorduğu vakit, niye sevmiyordunuz derdim. Üç kişi sokakta gezemezdik diyorlardı. Üç günler gelir, Fizan'dayız. O kadar ağır bir baskı. Çok baskı vardır. Yani bugün yere göğe koyamıyoruz. İşte o diziler yapılıyor. Bayit Atmin, öyle bir Abdülhamit yok. Öyle bir Abdülhamit yok. Öyle bir Abdülhamit imajının yaratılmasının iki sebebi vardır. Birincisi, özellikle 12 Eylül sonrası, dağlara taşları Atatürk yazdırırsanız, 100. yıl, 100 yaşında şeyi ve bu kadar şey yaparsanız, bir tepki mi? Bir ismi yücelteseniz tepkisi gelir, adetez gelir. İkincisi de bazı muhafazakâr yazarların 50'li yıllardan itibaren para kazanma vasıtasıdır Abdülhamit. Nasıl yani? Abdülhamit yazı para kazandılar. Ha, öyle bir popülerlik, ona bir şey. Ciddi para kazandılar ama az değil. Ulu Hakan, Gök Sultan bilmem ne, bunlar para kazanan logolardır. Günümüzde de Atatürk yazıp para kazanan yazarlar yok mu? Var. Zaten çok büyük bir sermayeydi Atatürk. Ya acı olan ne biliyor musun? Cumhuriyet'in kaçıncı yılı? 100. yılındayız. 38. Kaç sene geçmiş vefatından? 70 küsur sene. Hesapla. 85 mi? 85 mi? 80 küsur sene. 85 galiba. Belgesel bir Atatürk biyografisi yok elimizde. Hala yazılmadı. Yok. Hiç şu yazdı, bu yazdı falan demesinler bana. Arşivler duruyor. Hepsi açıktır. Çalışacak adam bekliyor. Bir Atatürk biyografisi belgelere dayalı yok. Güzelleme var sadece. Dediğim gibi demin söyledim ya, senin mavi gözlerinin verdiği süratle gidiyor. Yahu biyografisini nasıl yazmazsınız? Devletin kurucusu bu. Çok büyük bir asker. Devlet kurmuş, biyografisi yok elimizde.
Murat abi 96 yıl sürmüş o devletin belgesinin, işte yani cumhuriyet şeyinin geçtiği ilk bir şeyi yayınlamak. Bir şeyi yok. Ve diyorlar ki işte belgeler kapalıdır bilmem. Hayır efendim, yani ukaralık olmasın ama arşivleri en iyi bilen birkaç kişiden biriyimdir ben Türkiye'de. Çünkü neredeyse 40 küsur senedir arşivlerde çalışıyorum. Arşivlerin hepsi açıktır. Bir problem vardır bizde, tasnif. Ya bitmemiştir ya bazı şeyler yanlış tasnif edilmiştir. Olabilir o. Hı hı. Ama arşiv sistemini bilirseniz her şeyi, aradığınız her şeyi bulabilirsiniz. Atatürk'le ilgili bütün belgeler duruyor. Yok hiçbir şey. Burada Geçen gün Hülya Hanım'ın programında yayınlanacak şimdi. Orada konuşmuştum. Kaç kardeş Atatürk? 6 mıydı? 6 bak, 6. Biliyorsun. Hı hı. Halk bilmiyor onu. Bilmiyor tabii, biz ne yani, biz öğrendiğimiz Atatürk kargaları kovalıyor, sonra Cumhuriyeti kurdu. O da ne derece doğru? Ha, karga kovalaması mı? Evet. Ne derece doğru? Yani hiç arşivler şunlar bunlar değil mi? Devletin kurucusunun biyografisini yazmadık biz. Yazamadık hala. Umarım ikinci yüzyıla bu dediklerinizi birileri İlk yapar diye. İlk yapılacaklardan biri yani biyografisinin yani yazılmasıdır. Lodkin Ross dünya kadar da hata vardır şeyde. Şey vardı rahmetli, çayı getiren insan Türkiye'ye, ziraat mühendisi. Zihni Derin'in oğlu Haldun Derin. Hı hı. Özel kaleminde Atatürk'ün ve İsmet Paşa'nın o hususi kalemiydi zannedersem veya şey, evet. Onun hatıraları vardır Çankaya özel kalemini anımsarken diye. Çok enteresan bir şeydir, kitaptır. Çok nüktedan. Ben yazsam başka türlü yazardım. Yayını hazırlayan o değil çünkü. Onun sonunda Lodkinson'a yazdığı bazı... Lodkinson diyorum ya şey. Lodkinros pardon. Kinros'un adı. Lodkinros'a yazdığı bazı mektuplar çıktı. Var. Hatalarını yazmış. Afet Hanım diyor, incecik sarışın bir hanımdı diyor. Afet diyor. Afet Hanım kumral şeye yakın. Tombulcu bir hanımdı. Çok hanımefendiydi, o ayrı şey. Yani dünya kadar da yanlış vardı içinde. Murat abi konuşsak, siz zaten bırakın sabahlara kadar anlatırsınız da, o ümit şeyinden, Cumhuriyet'in en büyük bize toplumda Türkiye'ye verdiği dediniz ya. Ümit, hayal, o ümit ama çoğu gerçekleşmiştir. Ama artık oturduğunu söylediniz. Cumhuriyet rejimi artık oturmuştur. Cumhuriyet düşmanı yoktur Türkiye'de, tekrar söyleyeyim. Hı hı. Yani o siyasi manada falan kullanıyorlar. Hı hı. Bazı kesimlerce Cumhuriyet düşmanı, çok yanlış bir deyim bence. Cumhuriyet düşmanı yok, rejim düşmanı yok. Uygulamalara karşı olan, düşman olan hatta vardır. Ama Cumhuriyet'e kimse düşman değildir. Niye olsun? Mükemmel bir rejimdir. Ha, bu mükemmel bir rejim olduğunu rejim kabul edelim zaten de. Yani. Çok mu şaşırdın? Ne beydi? Yok yok, hayır, var bazılar işte var. Biliyorsunuz konuşuyorlar, yazıyorlar, çiziyorlar yani. Çekim Cumhuriyet gitsin diyen yok. Hı hı. Karıştı mı? Laikliğe karşı olur. Efendim ne bileyim, devrimlere karşı olur. O başka bir şey. Ama Cumhuriyet'e karşı değil onlar. Cumhuriyeti istemiyoruz. İmparatorluk gelsin diyen var mı öyle bir çatlak? Yok ki. Anladım. Ha. Hilafet teranesi tutturmuş birkaç cahil andavallı olabilir. Çünkü hilafet ne işe yaradı hiç farkında değil, hiçbir şey yaramamıştı maalesef. Keşke yarasaydı o da. Biz cihat ilan ettik. Hemen Şerif Hüseyin karşı cihat ilan etti. 3 tane bildirisi vardı Şerif Hüseyin'in. Cihat bildirisi. Araplar kalkın, Türkler kafir oldular diyor. Ve Hindistan Müslümanlarının da hepsi değil. Haydarabad İngiltere'ye bağlılığını ilan etmiştir. En büyük Müslüman nüfusa sahip mihracelik. Ve Halife Abdülmecid Efendi'nin dünürü. Oğlu kızıyla evleniyor nizamın. Hilafet bu anlamda hiçbir işe yaramadı. Orada da zaten hiçbir şey yaramamıştır. Cumhuriyet 100. yıl. Sizin böyle bir mesajınız var mı halkımıza? Bu sorulardan nefret ederim. Ne diyeyim, öyle bitirelim ucuz işte. Ucuz şeyler. Yani, olmasaydı olmaz. Siz coşkuyla kutluyor musunuz? Yallahım be. Yallahım. Murat abi şöyle bitirelim o zaman. Bağlı da sana kontosluğunu anlatayım.
Şaşıracaksın. Murat abicim çok teşekkür ederim. Ben de çok şey öğrendim. Estağfurullah. Arada fırçanızı da yedim her zaman olduğu gibi. Ne güzel. Beni güzel de benzettiniz. Çok teşekkür fazla ederim. Fazla benzetmedim. Evet, aslında bakarsanız az bugün. Az fazla şey değil. Yaptınız. Evet. O mutfak şeyinde. Orada yani sağlı sollu girişmiştiniz. Durup dururken girişmiyorum, kaşınıyorsun demek ki. Yani. Murat abi çok teşekkür ediyorum. Umarım bazı eksiklikler o işte bir Atatürk biyografisi olur. Başka şeyler ikinci yüzyıla kalmadan umarım birileri yazar inşallah bunları. İnşallah yazılır. İnşallah bunlar da olur. Yani aslında açıkçası utanılacak bir şeydir. 100 sene geçmiş devletin kurucusunun belgesel ama bak biyografi demiyorum. Belgesel bir biyografisi yok. Çok ayıp bir şey. Umarım ikinci yüzyıla bırakmazlar. Emil Ludwig hikayesini bilir misin? Yok. Emil Ludwig 20. yüzyılın en önemli biyograflarından biridir. Bence en başarılısıdır o ayrı. Hı hı. Mesela Napolyon muazzam bir şeydir. 40'lı yıllarda Emil Ludwig'i Ankara'ya davet ederler. İsviçreli. Hı hı. Ve Emil Ludwig şeydir. Atatürk'le röportajı falan var, mülakatı. Neue Freie Press miydi o gazetesi olan neydi orası için? Benim Almancam yok, Almanca bir şey. Hı hı. Ve çok önemli mülakatlardır onlar. O mülakat, bir mülakatının tamamı Türkçe'de hala yayınlanmadı. Yayınlamadılar. Neyse. Ya böyle deyince şey geldi aklıma, onu da söyleyeyim bari. Şimdi Napolyon diyorsunuz ya, çok önümüzdeki günlerde yaklaşık 3,5 saatlik böyle muhteşem bir Napolyon filmi evet. Geliyor. Ve biz hala bir Atatürk filminin yayınlanıp yayınlanmaması şeylerini yapamıyoruz. Yani tartışıyoruz. Biz Atatürk filmi yapamayız. Çünkü teknik olarak bir senaryo yazamıyoruz. Hiç bunu yazıyoruz ediyoruz demeyelim, senaryo yazamıyoruz. İkincisi, şahıs filmleri bizde güzelleme, yüceltme çerçevesinde kalıyor. Onun dışında olmuyor. Ya çeviremeyiz. Hayır. Söylediğiniz anlamda bir filmi de peki kabul edebilir mi toplum? Böyle bir Atatürk filmini. Kardeşim, 100 sene geçtikten sonra toplumun kabul edebilir mi diye sorusu çok saçma bir düşüncedir. Benim çocukluğumdan beri duyduğum şeyler, işte toplum, halk buna hazır değil. Nasıl karar veremezsin ki ona? Şah Bebe'yi yazıyordum ben 90'ların başında. Aman yazma, memleket buna hazır değil. Yazdım ne olacak? Nasıl hazır değil? Buna kim karar veriyor? Toplum kabul edebilir mi? Lafı kendinize güvensizliktir. Kendi adıma söylemiyorum. Yani. Hayır, ben halk bazı konularda, toplum bazı konularda o kanaat önderlerinden sizin gibi söyleyen falan çok daha ileridedir. Hiç öyle şey yapmayın. Emin Ludwig'i diyordum. Hı hı. Atatürk'ü tanıyor, mülakat yapmış, şey yapmış. 40'lı yıllarda Ankara'ya davet edilir Emil Ludwig. Atatürk biyografisi yazması istenir. Çok iyi bir seçim. Hı hı. Çünkü Napolyon biyografisi, eğer okursan Ruşen Eşref tercümesini oku. Tamam, bakayım ben onu. Yaz not al onu. Ruşen Eşref'in aydın. Ruşen Eşref tercümesi İmparator gene Paris'te cümlesiyle biter. Muazzam bir biyografidir. Ve çok biyografisi var bu adamın. Ankara'ya gelmiş. Bazı şartlarım var demiş. Bir, sorduğum konularda belgesiyle her konuda açıklama yapılacak, tamam demişler. İki, istediğim kişilerle görüşebileceğim. Çünkü herkes hayatta o zaman Atatürk'ün çevresindekiler. Tamam demişler. Yazdığıma müdahale ettirmem demiş. Tabii üstad demişler. Şimdi başlamış çalışmaya. Şu konuda bilgi istiyorum. Şeyi. Üstad o işe pek girme. Niye? Halk hazır değil. Şununla görüşeyim, o herifle görüşmeyi şey yapmasan iyi olur üstad. Niye demiş adam? Yani o herif demiş de muhalif, yani pek bir itimat edilmez. Zaten şunu da şöyle yaz. Lan sizin de demiş, teklifinizin de. Çekildi gitti, ne yazdı biliyor musun? Stalin biyografisi yazdı. Hala en iyi Stalin biyografilerinden biridir. İşte benim korkum o, bir Atatürk dediğiniz belgesel bir biyografi ya da böyle bir film çekildiğinde film, işte insanların film, söyleyeceği film şey bu. Çekemeyiz. İşte bu yüzden çekemeyiz. Maalesef. Çekildi, görmedim ben. Ama o da bir şey söyleyeyim, bunu kesme. Kesmem, niye kesmem? Beni davet ettiler filme. Nasıl oynayacak dedim, gitmedim. Yani ben ön seyircili bilmem ne falan sevmiyorum böyle şeyleri. Hı hı.
nasıl oynayacak? Atatürk filmine. Atatürk filmine. Bu şeye. Yeni gelecek olan, gösterecek olan. Nasıl oynayacak? Fakat bir şeyi anlayamadım. İki kişi, isim de vereyim, Ertuğrul Özkök ve Fatih Altaylı. Film hakkında çok güzel yazı yazdılar, çok güzeldi dediler. Fakat ikisinde ortak bir şey var. Ağlayarak izlemişler, gözyaşları içerisinde. Ya kardeşim, ikisi de bundan Fransa eğitimi almış arkadaşlarımızdır. Bir Fransız entelektüeli göstersene, entelektüeli Napolyon'u ağlayarak izlesin. Ya böyle saçma şey mi olur? Niye ağlıyorsunuz? Duygulanmışlardır. Niye kardeşim? Olur mu öyle şey? İşte o yüzden çekemeyiz biz Napolyon Atatürk filmini. 100 senedir çekmemiz gerekiyordu, çekemedik hala. Yani 85 sene geçmiş ya ölümümüz önünde. Ağlayarak izledik diyorlar. Hatta bir davet eden bir arkadaşa da, o da Fransa eğitimidir. Ya sen ne dedim, sen Joseph'lisin. Senin hocaların, Fransa dostların falan Napolyon'u ağlarlar mı seyrederken? Cevap, o başka. Niye başka? İşte bu zihniyetten yapamıyoruz hala. Ve bu zihniyet çok zarar veriyor. Bu aynı zamanda Atatürk'e de hakarettir. Çünkü Atatürk keyifli yaşamıştır, güzel yaşamıştır. Onu göstermiyorlar. Yahu hayatı tamam büyük mücadele içerisindedir. Savaşta çok iyi askerdir. Bir şey demiyorum ama. Bir deha. Askeri bir deha. Şimdi deha başka bir şeydir. Öyle mi? Deha, jeni sözü. Herkesi biz deha yapıyoruz. Biz Itri'yi de Dede Efendi'yi de deha diyoruz. Deha başka bir şeydir. Deha İngilizce biliyorsun. Cinlisi hangi manada kullanıyorsun sen? Bu manada cinlisi değil mi İngilizce'de? Yok. Bitti. Bitti. Ya bak bu da yüceltmeye giriyor. Sınırsız yüceltme olmaz. Çok büyük asker başka, deha yani elma ile armutu mukayese etmek gibi. Elma tadında armut dar gibi bir şey değil. Başka bir şey de diyecektim, unuttum bana. Cart diye araya girdi işte. Bu yüzden yapamıyoruz. Ne diyecektim? Bu Saint Joseph'liye Napolyon'u söylediniz. Unuttum. Unutturdum. Özür dilerim. Deha. Yahu büyük adam olduğunu hiç kimse şey yap. Yani Atatürk efendim başarısızdır, kötü askerdir, şudur budur demek hıyardır bunu diye. Şunu diyecektim. Atatürk büyük mücadelelerin içinden geçmiş. Savaşlar, şunlar bunlar. İstiklal Harbi yani milli mücadele az buz bir şey değil. Yazışmalarını görüyorum ben arşivlerde. Çoğu yayınlanmadı onların. Ya her de insanın ömrü yetmez o kadar yazışma yapmaya. Fakat çok da keyifli yaşamıştır yaşadığı zamanda. Ya dünya kadar sevgilisi var. Bunlar hangi filmde var? Niye ayıp? Genç adam. Sana söyleyeyim. Kasbat günlükleri var ya. Kasbat günlükleri, yayınlanan Kasbat günlükleri bile sansürlüdür. Yayınlamadılar tam metni. Çünkü hanım arkadaşlarından bahsediyor. Niye hanım arkadaşı olmasın? Yani. Umarım ikinci Latife Hanım'dan boşandıktan yani. Sonra. Latife Hanım'dan boşandıktan sonra. Hiç mi hanım olmadı hayatı? Oldu. Ve bunun nesi ayıp? Bugün bir batılı askeri liderim bile her yönüyle anlatılır. Öyle yüceliyor bu insanlar. Napolyon. Kontes Boğane Josephine oluyor sonra. İmparator Josephine. Napolyon'un bir mektubu satıldı. 2-3 sene önce. 2,5 milyon euroya falan. 2 küsur milyon euro. 3 satırdı mektup. Josephine'in yazdığı bir mektup. Bizde hemen arşivin şey kısmına konur o. Confidential, gizli kısmına konur. En dibe. Yani ne olacak? Yani yapamayız biz bunu. Atatürk filmi çevirdiğin vakit her şeyi anlatman lazım. Çünkü şunu unutmayalım. Atatürk'ün hayatında utanç verici bir şey yoktur. Çok keyifli yaşamıştır. Çok zor işler başarmıştır. Başardıktan sonra da daha da keyifli yaşamıştır. Ama bizimkiler geldi onu anlattı. Vallahi inşallah ikinci yüzyıla, Cumhuriyet'in ikinci yüzyılına bunlar çekilir. Biz de izleriz, okuruz. Biyografisi yazılsın yeter. Filmi falan bırak. Filmi biz çekemeyiz çünkü senaryoyu yazamayız. Ama biyografisi yazılsın yeter. İnşallah diyeyim. Çok teşekkür ederim Murat abi. Rica ederim. Sağ olun. Gayet güzel, keyifli bir sohbet oldu. Az Cumhuriyet... Türkçe oldu ama. Nasıl oldu?
Az fırça oldu. Bu sefer az fırça oldu. Bir dahakine. Yayından sonra atarsınız fırçaları. Yok, sana Kontos Rogo'yu anlatacağım. Kontos Rogo bekliyorum. Dedikodusunu. Cumhuriyet'in 100. yılı kutlu olsun nice yüzyıllara.